Avrupa'da devam eden borç kriziyle ilgili endişeler Euro'nun diğer para birimlerine karşı gerilemesine yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen güçlü işsizlik verilerinin ardından Euro-Dolar paritesi 1.27 düzeyine geriledi. Japonya'nın Euro karşısında son 11 yılın en yüksek seviyesine yaklaşırken sterlin ise son 16 ayın zirvesini gördü. Avrupa'da hala borç krizinin tam ortasındayız. 2011'deki problemlerimiz aynen devam ediyor. Sanırım bu yıl politikacılar ev ödevlerini yapmalı ve kilit çözümler hala Avrupa Merkez Bankası'nın elinde. Avrupa borsaları da Londra dışında günü düşüşle kapattı. Ulusal endekslerde kayıplar %1'e yaklaşırken İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ise senetleri %2 oranında geriledi. Brent tipi ham petrolün varili 112 dolardan işlem görürken altının onsu 1619 dolar seviyesinde.